Günaydın sevgili Beyaz TV izleyicileri. Ebru Doğdu ve Güler Taylan Akar ile eğitim programına hoş geldiniz. Tekrar karşınızdayız. Yine niyetimiz aynı, değil mi? Yine eğitimi konuşacağız. Yine eğitim evet. Konuşacağız. Yine faydalı olmaya çalışacağız, değil mi? Evet. Seni de tekrar görmek çok güzel. Seni de. Canlı yayın, heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Aslında alışmıştık hep canlı canlı, evet, değil mi? Evet. Şey var, programa geçmeden önce bizi artık Türkiye'nin her yerinde izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bu arada gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim sana, Mardin, Denizli, artık evet, böyle evet. İzmir, İstanbul, Ankara zaten hep arıyor ama Soma'dan ciddi. Bizi izleyen bir de Şaziye teyzemiz var. Biliyor Öyle musun? mi? Evet. Bilmiyorum. Ve canlı girmediğimiz zaman bozuluyormuş. Ay bu sefer de canlı değildi diyormuş. Aa, Evet bak. evet. Ona da çok sevgiler buradan. Hepinize çok sevgiler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Evet efendim. Şimdi geçen bölüm öyle güzel konular konuştuk ki Evet, evet. çok beğenildi ve sana da bana da çok Evet. yazı geldi, değil mi? Zaman da yetmedi bir türlü. Evet, zaman da Evet, yetmedi. evet. O yüzden biraz onun devamı gibi olacak. Yani hem yine yurt dışında liseyi konuşacağız, yurt dışında üniversiteyi konuşacağız, kriterleri konuşacağız. Ama ondan öncesinde sen çok inanılmaz bir etkinliğe gittin. Evet. Londra'nın en büyük Hı-hı. eğitim fuarı. Biraz bahseder misin? Tabii ki. Şimdi Londra'da her sene Eylül ayında Alfi eğitim fuarları düzenleniyor. Buna dünyanın birçok farklı ülkesinden okullar ve dünyanın birçok farklı ülkesinden acentalar katılıyor. Katılıyor, evet. Bu fuarlar tabii ki bir danışman olarak bizim için çok önemli. Çünkü okulların güncel bilgileri, değişen bilgilerin hepsini yerinde görüyoruz. Tabii ki gelip bunu öğrencilerimize anlatıyoruz. Bu fuarların tabii ki güzel olan yanı İspanya'dan da okul var, Amerika'dan da var, Ya. Fransa'dan da var ve hepsiyle 2 gün boyunca gayet güzel bir iletişim haline geçiyoruz. O zaman fuarda okullar Evet. bizlere aslında, değil mi? Ben yoktum bu sefer ama bizlere okullarını iyice anlatıyorlar. Evet. Hatta Değişen. seyircilerimiz de görüyor ne kadar büyük bir fuar olduğunu. Karşılıklı görüşmeler yapılıyor. O okulların biz bütün özelliklerini öğreniyoruz ve beğendiklerimizi, değil mi? Yani şimdi hepsini de velilerimize belki sunmuyor olabiliriz. Sunamıyoruz. Çok fazla Sunamıyoruz. okul Evet, var evet, çünkü. evet. Ama bizim öğrencilerimizin programları ve talep ettiği programlara uygun olan okullarla biz zaten iletişim halindeyiz. Evet. Ama ne var? Bu bilgiler, bu okullar, bu programlar sabit kalmıyor. Sürekli değişim halinde. Ekleniyor, Tabii ki. özellikleri artıyor, değil mi? Evet. Evet. Evet, o yüzden de bizim bir danışman olarak hakikaten bu fuarlara gidip kendimizi yenilememiz için inanılmaz bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Evet, Evet. tabii şimdi oradaki bilgileri nereden öğreneceksiniz? İki tane burada yurt dışı eğitim danışmanı var karşınızda ve niyetleri sadece ve sadece faydalı olmak. O yüzden Güler Taylan Official, Ebru Doğdu Official, değil mi? Evet. Bu fuarlarda neler konuşuldu, Neler yenilikler öğrendik? ne, neler öğrendik hepsini size anlatabiliriz. Bu arada Türkiye'ye selamlarını da göndermişler Çok galiba. fazla okul var öyle. Onlara bir Evet, bakalım mı? bakalım. Bakalım. Evet. Here is Bolfango from Scuola Leonardo da Vinci. A big hello to all of you. You are more than welcome to come to our cities in Florence, Milan, Rome, or Turin to study Italian in Italy. Turkish and Italian are close friends, so we wanted to host you here in Italy, and we love you so much. Bye bye, ciao ciao. Hello Turkey, I hope you're all fine. We're looking forward to welcoming you in Germany in our courses, and with the help of Güler and your team, I hope you can manage a good trip to Germany and come to see us soon. Hello, how's it going? I say one say hello to Turkey. I am from Spain, from M4X, and I really love to have Turkish people living our M4X and looking for the experience. It's a unique experience into the Spanish world. Come on to Spain because it's amazing. You will never forget it. Ciao. Çok tatlılar değil mi? Hep Türkiye'ye selamlar. Evet. Evet. İtalya'dan. İtalya, Almanya, ve İspanya. İspanya, evet. Ve hani öğrencilerin aslında birçok öğrencimizin de Avrupa'yı düşündüğü zaman ana ülkelerden 3 tanesi. Tabii tabii tabii. Evet. Bir de şey de söyledi bir tanesi diyor ya İtalyanla Türkler evet, çok benzer. Evet, çok benzer, evet, çok evet, iyi evet. arkadaşız falan Evet. Diye. İyi ki gittin. Yani tabii bu bilgileri toplamak çok önemli. Evet. Veli kendi gidemez. Gidemez, Zaten hayır. böyle bir fuardan
Hani işte ben gazetede yazıyorum, Hürriyet.com.tr'de Ebru Doğdu ile eğitim yolculuğunda, işte sen yine kendi şirketinde değil mi? Evet. Bunları bildiriyoruz ama şimdi kalkıp da gidemezler. Nedir bizim görevimiz yurt dışı eğitim danışmanları olarak? Biz öğreniyoruz ve anlatıyoruz değil mi? Tabii, yani biz değişen dünyada, değişen koşullar içerisinde programların da sürekli değişebileceğini, tabii, okulların sunmuş olduğu hizmetin de değişebileceğini varsayarak, bu tarz bilgi alabileceğimiz noktaların peşinden koşmamız gerekiyor. Evet. Fuarlar bunun için en önemli noktalardan bir tanesi. Evet, şimdi ben mesela gazetedeki yazılarımda fuarları hep bildiriyorum ama bir yandan da böyle açıklanan çok önemli listeler var, onları da. Gazetede özellikle yazdım geçen hafta. Ama burada da tabii seyircilerimizle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle, her yıl QS diye bir şirket dünyanın en iyi 10 üniversitesi ve Avrupa'nın en iyi 10 üniversitesi olarak bir liste açıklıyor. Şimdi bu çok önemli bir liste. Bir tane, yani şimdi dünya ile başlamak istiyorum. Dünyanın en iyi 10 üniversitesi. Bir yıllardır hep birinci oluyor. MIT değil mi? Yani evet. Massachusetts Institute of Technology. İki, şaşırmıyoruz yine. University of Cambridge. Evet. Üç, yine şaşırmıyoruz. University of Oxford. O zaman buradan ne anlıyoruz? İlk üçe hep aynılar geliyor. Aynılar. Değil mi? Evet. Yani aşağı yukarı. Dört, Harvard, evet, Üniversitesi. Beş, Stanford. Yine şaşırmadık. 6 Imperial College London. 7 ETH Zürich. 8 National University of Singapore. Evet. 9 University College London, yani UCL. 10.'su da University of California Berkeley. Seni şaşırtan var mı bu listede? Genelde yani her sene sıralamalara ben de çok yakından takip ediyorum. Times'in olsun, QS'in olsun. Bir okul, yani üniversiteler arası çok fazla bir oynama olmuyor. Genelde evet, bir evet, aşağı bir yukarı, iki aşağı iki yukarı. Evet. Bir tek şu Singapur'u bir düşündüm. Evet, acaba neredeydi evet, daha yani önce işte diye. İşte Singapur demek ki ne oluyor? Zaten birazdan kriterlerden de bahsedeceğim. Yani bu ilk ona girmek için bir üniversitenin nesine bakılıyor diye. Demek ki Singapur yıllar içerisinde o kritere ulaşmış. Tabii. Yani tabii, onu görüyorum. Bir de galiba mesela Imperial College London değil de sanki ilk ona King's College gibi zannediyorlar. Evet. Ama aslında birazdan göreceksiniz King's College Avrupa sıralamasında kaçıncı sıraya girmiş. Ona bir bakalım mı? Yani bence Türkler Imperial College değil de King's'i dünyanın ilk 10'unda zannediyorlar ama değil. Şimdi onu bir düzelteceğiz. Avrupa'nın en iyi 10'una bakalım. En iyi 10 üniversitesine bakalım Avrupa'nın. Birinci sence hangi ülke? İngiltere. Evet. University of Cambridge tabii ki. İkinci, University of Oxford. Bu arada bunlar puan alıyorlar. Yani ekranda da göreceksiniz. Mesela University of Cambridge 99.2 aldığı için birinci sırada. University of Oxford 98.9 aldığı için ikinci sırada. Aslında çok yakın. Çok değil yakın. Mi? Üç, Imperial College London. Yine o zaman Avrupa'nın ilk üçü. İngiltere. 4 Zürih. Evet. Evet, şaşırmıyoruz. 5 UCL. Yine İngiltere. Zaten yine İngiltere. 6 University of Edinburgh. Edinburgh değil bu arada. Telaffuza Edinburgh. Dikkat ediyoruz. Edinburgh. Sonrası University PSL. University of Manchester. Sonrasında İsviçre geliyor 9. sırada. İsviçre Lausanne. Ve Technical University of Munich. Zaten evet. Munich değil mi? Evet. Çoğu öğrencimizin hani Almanya'ya hedefleyen, bildiği, gitmek istediği. Evet. Şimdi 11 Polytechnic de Paris, evet. Çok istenen Institute Polytechnic. King's College London 12. sıraya giriyor. Evet. Değil mi? Yani o zaman demek ki bazı şeyleri ezbere değil, böyle listelerden evet, bir de Ebru Doğdu Official ve Güler Taylan Official, bir de Ebru Doğdu ve Güler Taylan Akar ile eğitim programını izleyerek öğrenebiliriz. Şimdi burada şu çok önemli. Yani bir üniversitenin ilk ona girmesi için
Türkiye için de geçerli. Kriterler ne olur? Yani üniversitenin nesine bakılır? Ona bir baktım. Evet. Onu araştırdım. Biri, yani diyor ki bir üniversitenin dünya ya da Avrupa sıralamasında ilk 10'a ya da 20'ye girebilmesi için gerekli olan kriterler. 1. Akademik itibar. 2. işveren itibarı. 3. öğretim üyesi ve öğrenci oranı. 4. öğretim üyesi başına yapılan alıntılar. Uluslararası öğretim üyesi oranı. Uluslararası öğrenci oranı, uluslararası araştırma ağı, istihdam sonucu ve sürdürülebilirlik. Ve tüm bu sonuçlara göre her sene, her üniversite bu kriterlerin neticesinde bir puan alıyor. Evet. Ve bu ranking sıra, bu sıralamada... Karne gibi değil mi? Not alıyor. Evet. O da not alacak. O da denetlenecek yani. Bu sebepten dolayı da aslında çok fazla üniversitelerin öyle 5 sıra birden düşmesi, 10 sıra birden düşmesi çok gerçekleşmiyor. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli değil mi? Ve bak mesela 100 alan ve üst üste 100 alıyor. Evet. Massachusetts Institute of Technology. 100 alıyorsun ya bütün kriterlerden. Yani sürdürülebilirliğe bakar mısın? Demek ki bütün kriterleri sürdürebiliyorsun. Yani aynı oranda ya da bir üst seviyeye çıkararak. Çok güzel. Yani bunu özellikle paylaşmak istedim. Çok güzel. Gerçekten bu son listenin QS'ini ben görmemiştim. Tanesi görmüştüm. O yüzden benim için de güzel bir şey oldu. Teşekkürler. Evet. Evet. Yani şimdi tabii öğrenciler buraya gitmeyi hedefliyor. Evet. Değil mi? Yani hayaller kuruyorlar. Hedeflerini belirliyorlar. Bazı çocuklarımız çok bilinçli. Direkt geliyor diyor ki bana. Mesela dün dedi bir tane. Ben King's College istiyorum. UCL istiyorum. İşte İtalya'da Bocconi istiyorum. Bu kadar istiyorum hocam dedi. Çok hoşuma gidiyor. Evet, biliyor ne istediğini. Ne istediğini biliyor. Tabii onların biraz seçeneklerini genişletmek, bazı alternatifler sunmak da bizim elimizde. Şimdi sence bu üniversiteleri hedefleyen öğrencinin yolu ne olmalı? Bu üniversiteleri hedefleyen bir Türk öğrencinin iki yolu var bana göre. Şimdi 9. sınıftan itibaren lise yılı diyoruz. Eğer o lise yılını Türkiye'de geçirecekse bir öğrenci, Türkiye'deki 9'u, 10. senesini, 11. senesini çok doğru bir şekilde harcaması gerekiyor. Evet. Yani yazlar da dahil olmak üzere beklenen belli kriterler var. Öğrenci bunları aynı bir hani lavu üst üste koyarsın ya sırayla yükselir. Onun gibi tek tek ekleye ekleye ilerlemesi gerekir. İngilizce seviyesini belli bir seviyeye getirmesi gerekir. Evet. Müfredat olarak sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu müfredat yanı sıra işte SAT olsun, AP olsun, A-Level olsun bu tarz ekstra programlara buradayken hazırlanabilir. Tabii ki kişisel gelişimle ilgili olan birçok şeyi de yanına ekleyerek dosyasını güçlü hale getirmesi gerekir. Çünkü buradaki bir öğrenci 12. sınıfın Eylül ayına geldiği anda bütün dosyasının tamamlanmış olması ve demin senin söylediğin gibi hangi üniversiteleri aşağı yukarı istiyor, hangi bölümleri ortalama düşünüyor, bunlara karar vermiş olması gerekir. Dolayısıyla o birinci rota, yani Türk öğrenci Türkiye'deyse eğer buradaki bu hazırlığı çok dikkatli yapması gerekiyor. Bunu bizlerle de yapabiliyor. Evet. Bunu bir danışmanla gitmesi tabii ki çok daha çok sağlıklı daha bir yöntem. Oraya bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki lütfen. Şimdi özellikle bu konuda biliyorsun ben hani 10, 11, 12. sınıfta öğrenci geldiğinde o süreci izlemeyi çok seviyorum. Evet. Şimdi orada tabii İngilizce öğretmeni de olduğum için öncelikle o seviye, yani şimdi aslında çok kolay. Sen bir üniversiteyi hedefledin. Bu ilk 10'dan bir taneyi hedefledin. Açacaksın, bakacaksın. Onun kabul şartları nedir? Evet. Ortalamam şu kadar olacak. İngilizce IELTS skorum bu olacak. Efendime söyleyeyim, benim çok iyi bir niyet mektubum olacak gibi bu kriterleri bir önüne alacak. 10. sınıfta en geç. Türkiye'deyiz daha. Evet. Değil mi? Aldı önüne ve danışmanıyla beraber işte bir deneme sınavı yaptı IELTS'ten. Diyelim ki 5,5 aldı ama 7,5 olması lazım. Değil mi? Danışmanınız size en doğru hocayı bulacak ve oradan işte çocuklarımızı eğitiyoruz. Kabul şartlarını yerine getirmek hedef. Evet. Ama bunu 12. sınıfta gelirsen bana, benim önümde 5 tane şart var ise ben onu 12. sınıfı da bir yıl olarak düşünmeyelim. Yani 12. sınıfı Ocak ayına kadar düşünelim bence. Evet, evet. Yani Eylül'de başladık. Ocağa kadar senin şartları yerine getirmiş olman lazım. Çünkü başvurunu yapacağım.
Ne kalacak sadece? Diploma notun. Evet. Sonunda evet, değil mi? O yüzden dediğin gibi birinci yol Türkiye'de iyi bir eğitim danışmanıyla bu yolculuğa çıkabilirsiniz. Ya da kendiniz kabul şartlarını öğrenip ona göre eksiklerinizi tamamlayarak gidebilirsiniz. Burada şimdi özellikle öğrenci tipi de ikiye ayrılıyor aslında. Yani Türkiye'de hazırlanan öğrenci yurt dışını hedefleyenlerde hakikaten bazılarının temel kriteri en iyi sıralamada olan. Evet, bazıları öyle istiyor. En iyi üniversite. Evet. Ve bölüm olarak da tabii ki mühendislik, tıp, hani belli bölümlerin özellikle zorlayıcı bölümleri seçen öğrenci profilinde o öğrencinin hazırlığa 9. sınıfta başlama şartı var. Başlamak zorunda. Hedefi oysa 9, 10, 11, 3 sene, 3 senelik uzun bir yolculuk. Tabii ki bu uzun yolculukta bekleyecek, işte ne bileyim devam edebilecek, yorulacak. Hani, bir sürü şey de geliyor insanın başına. Yani büyüyor, değişiyor, tabii, bir şeylere üzülüyor, aşık oluyor, dersler düşüyor. Yani bunların hepsi birlikte bir ekip işi. Anne, baba, eğitim danışmanı, çok değil doğru, mi? Çok ve doğru. Ona destek veren diğer hocalar. Evet. Böyle olması bu, lazım. Bu bir ekip işi dediğin gibi. Evet. Yani özellikle bu şekilde sıralamada iyi yer isteyen öğrenci için. Tabii ki bazı öğrenci yani ikinci profilde de diyor ki ben yurt dışında okumak istiyorum. Yani bölümümde daha ortalama bir bölüm. Tabii ki o zaman 12. sınıfta gelmesi Ocak ayına Şubat ayına kadar bizim başvuruları yapmamızda çok büyük problem olmuyor. Evet. Çünkü hazırlık süreci çok gerektirmeyen. Şimdi ikinci yolumuz tabii ki ne? Yurt dışında dünyanın en iyi üniversitelerine açılan kapı yurt dışında lise. Lise. Aa evet. Yani, peki bir düzeltme yapabilir miyim? Çünkü bir yerde bir hata yaptım. Biraz önce senin o birinci yol dediğini ben yine yurt dışına gönderdim. Ha. Şimdi birinci yolda şunu kastettin sanırım. 10-11 burada hazırlanacak. 12. sınıfta Türkiye'de çok iyi bir üniversiteye girecek. Değil mi? Değil değil. Değil. Sen, doğru yaptın. Yok, sen doğru tamam, gittin. Tamam. Çünkü hedef yurt dışında üniversite. Biz tamam, şu anda yurt dışı lise ve yurt dışı ama üniversite. Ama Türkiye'de için üniversiteyi hedeflerse de yine bizler hazırlayabiliriz. Değil mi? Yani mesela ben onu yapıyorum. Türkiye'de de hazırlayabilirim. Evet. Türkiye'de iyi bir üniversiteye girmesi için de çocukların eğitim danışmanıyla çalışması ben önemsiyorum. Onun altını çizmek istedim. Tamam. Değil mi? Tamam. Evet tamam. Şimdi yurt dışında lise. Bir de şey var. 12. sınıfa geldiği zaman öğrencilerin hakikaten dediğin gibi bir üniversite sınavına hazırlık süreci evet, var. Evet. Yani 12. seneye aslında birazcık kayıp görmemizin nedeni ve her şeyi 12. sınıftan önce halletmemizin bir nedeni de burada bir üniversite gerçeğimiz var. Evet. Her ne kadar yurt dışını hedefliyorsa bile ne olur ne olmaz diye burada sınava girip burada hazırlanıyor. Burada sınava girmesi gerekiyor. Tabii. Veya ne bileyim hani Almanya gibi bir ülke düşünüyorsa, mecbur. Fransa gibi bir ülke düşünüyorsa. İkinci yol tabii ki bizim göz bebeğimiz yurt dışında lise. Şimdi öğrenciler burada ortaokulu bitirdikten sonra 9, 10, 11, 12, İngiltere'yi düşünürse 13, 5 sene İngiltere için, diğer ülkeler için 4 sene yurt dışında lise okuyabilir. Evet. Yurt dışında lise okuması tabii ki öğrenciye çok fazla avantaj sağlar. Yani Türkiye'den hazırlanan bir öğrenciyle yurt dışında hazırlanan bir öğrenci arasında çok ciddi farklılık olduğunu görebiliriz. Evet, geçen bölümde de özellikle altını çizmiştik. Evet. En çok gelişimi galiba psikolojik olarak ve bireysel olarak yaşıyorlar. Yani o birey olma, tek başına kalma. Yurt dışında lisede değil tabii, mi? O çok büyük tabii, avantaj. Ya şöyle şimdi bir genelleme yapacağım. Şu anki yeni dünya düzeni hakikaten zorlayıcı. Her şey bir değişim halinde ve çok hızlandı. Yani gelişmeler, değişmeler bu sadece eğitim anlamında değil, ekonomik olarak, politik olarak, siyasal olarak, iklim yapısı olarak her şey bir hızlı devinim halinde. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman şu anki gençlerin daha hızlı bir yani değişikliklere karşı çok daha hızlı bir adaptasyon yeteneğinin olması gerekiyor. Hep altını çizdiğimiz bizim ne bu? Yurt dışına gittiği zaman bu yeteneği çok daha hızlı kazanabilir. Hızlı kazan. Hatta şöyle bir şey demiştik. Zeka düzeyiniz hızlı değişebilme yetinizle orantılıymış. Evet. Adaptasyon yeteneğiniz çok önemli. Evet. Şimdi burada çocuğa öyle bir konfor alanı sağlanıyor ki. Yani evde işte annesi, babası, teyzesi, ablası kim büyütüyorsa onu. Ben kendi çocukluğuma gittim şimdi. Dünya duruyor evde. Evet. Yani teyzeniz de televizyon seyretmiyor. Evet. Neymiş gerçekten ders çalışacaksın. Evet. Şimdi
Bu olayı da aslında bu kadar büyütünce sınav anksiyetesine kadar götürebiliyorsun çocukları. Evet. Şimdi ne oluyor ama yurt dışında lisede çocuk her şeyle kendisi baş ediyor. Tabii ki. Değil mi? Yani şöyle düşün, özellikle yurtta kalan öğrencilerimiz için artık onun hayatı oradaki kendiyle aynı yaş grubunda olan dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerle kendi düzeni içerisinde bir doğallık içerisinde problemleri çözme, kendi yaşantısını devam ettirme, aynı zamanda büyüme, büyümenin getirmiş olduğu bütün sorumlulukları aynı anda alma, kendi başına halledebildiği sürece. Yani bir basit bir grip bile olduğunda yani o ilacını alıp işte okulun doktoruna gidip değil mi onu yazdırıp bizimkiler biliyorsunuz sadece suyu vermez ilacı da ağzına koyabilir yani bizim annem. Çok iyi biliyorum. Bak söyle bak. Yapıyorum. İşte gönderinceye kadar yapıyorum. Gönderdikten sonra yapmıyorum. Allah'tan gönderiyorsun bak. Yani sen bunları yapıp sonra böyle yapıyorsun bence. Ya ben çok abarttım bu işi. Ben bunları yurt dışına liseye göndereyim. Bir kendilerine yani gelsinler. Bir kendilerine gelsin. Ya da kıymetimi bilsin. Evet. Şimdi neden yurt dışında lisenin altını daha önce de çizdik? Yani ben bu kişisel gelişim kısmını daha önemli buluyorum. Yani akademik olarak Türkiye'de de çok güzel okullar var. Evet. Çok güzel yetiştiriyorlar. Şakır şakır İngilizce konuşan öğrencilerimiz var değil mi? Evet. Burada da çok güzel ama o hani konfor alanından çıkmak ve biraz birey olmak. Bir de şeyi çok beğeniyorum ben. İngiltere dedik ya mesela İngiltere'de lisede özellikle hani bu son 2 yıl 12 ve 13. Yani şimdi aslında İngiltere'de lise 11. sınıfta bitiyor. Evet. Yani siz işte 11'de liseyi bitiriyor gibi düşünün İngiltere'de. 12 ve 13'te zaten 11'de çocuk hangi bölümü okuyacağına karar vermiş. Danışmanları bunu onaylamış oluyor İngiltere'de. Ve 12 ve 13. sınıfta çocuklar daha spesifik dersler seçiyorlar. Yani bütün dersleri göreyim, hepsinden iyi alayım demek yerine. Efendim ben mimarlık okuyacağım. Onun için şu dersleri alayım değil mi? Evet. Evet. Derslerini seçiyor ve sadece onlara odaklanıyor. 12 ve 13. Aslında ben İngiltere'de lisede 12 ve 13. sınıfı şey olarak görüyorum. Üniversite hazırlık. Kesinlikle. İki yıl üniversite hazırlık okuyor aslında çocuk. Evet. Evet evet yani bu bakış tarzı çok doğru çünkü gerçekten de öyle oluyor. Yani evet. 9-10 evet daha genel dersler alınırken aynı zamanda bu öğrencilerin tamamı meslek seçimi konusunda yönlendiriliyor. Evet, yani evet. Öğrenci hem eğitimine devam edip hem demin söylemiş olduğunuz bütün kazanımları gerçekleştirirken aynı zamanda da iyi aldığı dersleri, daha kötü olduğu dersleri aslında ileride yapmak istediği mesleği ufak ufak işlenerek ilerliyor. 11. sınıfa geldiğinde evet dediğin gibi artık biliyor. Biliyor. Hangi bölümlere gidebileceğini. Ve bu şeyi engelliyor. Hani Yasin İkizoğlu bize belirtmişti ya bir takım istatistikler vermişti. Bölüm değiştirme. Yani şimdi düşünsene üniversite 1. sınıftaki bir öğrencinin o bölümü okumak aslında istemediğini fark etmesi kadar acı bir şey olabilir mi? Ben onu da gene biliyorsun o zaman da demiştim. Sen hani bir sene, ben şöyle demiştim. Evet. Bir sene kayıp değil. Hatta bu kadar genç bir bir sene kayıp Güler. Değil. Bir sene ömürden bir kayıp. Yani bunu çok bilinçli bir şekilde bölümünü seçse, öyle gitse. Ama bir de şöyle düşün. Bir sene kaybolmasın diye üniversitesini bitirdiğini. Ha yok. Sonra üzerine master'ını yapıp bu mesleği yaptığını. O sonra 45 ona. Yaşına 40 yaşına geldiğinde ya bu benim işim değildi deyip mesleği bırakıp tamamıyla farklı bir alana kaydığını düşün. O noktada bir sene kayıp değil onu demek istiyorum. Tamam öyle bakarsan sen yine her şeye tüm pozitifliğin ben hep pozitifliğin. Şimdi peki yurt dışında neden liseyi konuştuk? Yurt dışında nerede lise okusun? Evet. Sadece şimdi bir şeyi de ezberleyip yani İngiltere'de okusun demiyoruz tabii. Değil tabii. Değil mi? Yani sen İngiltere'ye kısa değindin. Evet. Ve biz geçen programda zaten İngiltere'yi çok yoğun konuştuk. Ne dedik? Hani İngiltere evet gerçekten şey olarak yani zaman olarak bir sene erken başlıyor. Onlardaki sistem biraz daha farklı. 13. sene yani 12. ve 13. sene A-level diyorlar. Senin de söylemiş olduğun gibi biraz üniversite öncesi hazırlık gibi bir şey bile
diye düşünebiliriz. Evet. İngiltere tabii yakın olduğu için, işte daha fazla tatil olduğu için, daha fazla çocuğunu görüp görebildiğin için. Çok tatilleri için, var. Evet, 8 haftada bir. Evet. Fiyatlar hakkında bir söylemek ister misin? Tabii. Geçen sefer verdiğimiz aralığı mesela. Yani aşağı yukarı 35 bin pound civarında bir rakamdan başlıyor. Konaklama dahil. Her şey dahil. Evet. Yani o güzel. Hani sen şimdi o parayı verip sonra başka şeyler düşünmüyorsun. Yok, hayır. Evet. Yani o rakamı veriyorsun. Zaten bunu taksitle ödeniyor. Bütün diğer ülkelerde olduğu gibi. Tabii bu rakamın çok yükseğe çıktığı. Belki bir tık daha aşağı indiği yerler de var. Ben çok ortalama bir rakam söyledim. Ortalama 35 bin pound civarında düşünebiliriz. Zaten şöyle de bir aralık verdik geçen sefer. Şimdi biz geçen bölümde Amerika ve Kanada'yı yetiştirememiştik. Evet. Çok onu anlatacaksın biliyorum. Onlar için de fiyat skalası hemen hemen aslında aynı. Sadece yanındaki para birimini değiştireceksin. Yani biri 35 bin pound, öbürü 35 bin Kanada doları, öbürü 35 bin Amerikan doları. Böyle diyebilir miyiz? Bir tık daha aşağıda diyebiliriz. Yani şöyle, ne kadar? 30 bin Kanada doları, 30 bin Amerikan doları gibi diyebiliriz. Ama Amerika ve Kanada'da sistem biraz farklı. Şimdi Kanada'da ve Amerika'da bir devlet okulu, aile yanı, yani eyalet sistemi dedikleri bir sistem. İki, bizim İngiltere'de alışmış olduğumuz, bu yurdun da içinde olmuş olduğu özel okul sistemi var. Tamam. Dolayısıyla bu şekilde bakıldığı zaman 30 bin Kanada doları, 30 bin Amerikan doları bandı için devlet okulu, aile yanı her şey yani dahil diye düşünüyoruz. Yani şu anlaşılmamalı. Devlet okulu deyince ücretsiz değil. Hayır. Şimdi bazen arıyorlar, işte devlet okuluna öğrencim verebilir miyim? Şimdi zaten aslında devlet okulu yok İngiltere'de bir de baktığında. Hani üniversitelerin hepsi yani uluslararası öğrenciler için değil mi? Evet. Yani baktığında. Orada da sen Amerika ve Kanada'da devlet okulu var dediğinde ücretsiz anlaşılmasın. Şöyle, onun altını çizmek istiyorum. Tabii tabii, çok doğru gerçekten. Şey, devlet okulu oradaki öğrenci için bedava. Ama devlet okulu uluslararası öğrenci kabul edebilmek için bir rakam belirliyor. Evet. Bu da bir eyalet sistemi içerisinde gerçekleşen bir rakam. Bu rakamda bizim şu anda konuşmuş olduğumuz 30 bin dolarlar bandı. Tamam. Şöyle bir fark olabilir. Sterlin işte 34 civarı, dolar ondan biraz daha düşük. Evet. Kanada doları daha düşük. Düşük. O zaman Kanada'dan başlayalım mı? Tabii, Kanada'da tabii. Lise mesela. Ben zaten İngiltere'den sonra Kanada. Çünkü Kanada'da eğitim çok standart. Böyle büyük, hadi eyaletler arasında çok büyük böyle oynamalardan bahsedemeyiz. Çok standarttır. Eğitim dili de aynıdır. Her ne kadar eyalet sistemi üzerinde ve her eyaletin kendi eğitim sistemi Milli Eğitim Bakanlığı'na, ana Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olsa bile her eyalet kendi eğitim sistemini sunuyor. Bunlar içerisinde de uluslararası öğrenci kabul eden devlet okullarının bir ait olmuş olduğu bir district board dedikleri bir şey var, birlik var. Ve bu birlik, örnek veriyorum, 100 tane devlet okulu vardır. Yabancı öğrenci kontenjanı bellidir. Her sene Eylül ayında öğrenciler başvurularını yaparlar. Bu başvuruların neticesinde öğrenci sınavdan geçtiği zaman, ki bu İngilizce testidir çoğu zaman. Tabii. Onun dışındaki bir takım işte evrak ve gerekli olan şeyleri zaten biz sunarız. Ve öğrenci kabul gördükten sonra vize sınalı ve sonra da aile eşleştirilmesi yapılır. Aileler okul tarafından ayarlanır. Ve çok da güvenlidir. Çok da güvenlidir. O konuda çok hassaslar biliyorum. Kanada için bunu çok net söyleyebiliriz ve burada ne oluyor? Öğrenci hem Kanada kültürünü, hem Kanada aile yaşam tipini, hem tabii ki İngilizceyi günlük hayatta çok daha yoğun kullanmasının getirmiş olduğu bir takım avantajlar. Peki şeyi öneriyor musun? Yani mesela kaç yaşında gitse, 14 gitse mesela, Kanada bir aile yanında kaldığında zorlanmaz mı? Ben daha çok kampüs hayatını önerenlerdenim. Şöyle, Kanada ve Amerika için devlet okulu, aile yanı sisteminde benim hep önerdim 11 ve 12. sınıflar. Değil mi? Evet. Biraz evet. Öncesi aynı. Ama dediğin gibi özel okula gidecekse eğer, yani şu an bir öğrencim var benim, 9. sınıftan başladı. Özel okul çok daha korunaklı ya da daha birebir her şeyi görebilecekleri, bir yerden bir yere seyahat etmek zorunda olmayacağım. Çünkü Amerika'da da Kanada'da da aileler okulun dibinde yaşamıyor. Mesafe var. O öğrencinin her gün otobüse binmesi lazım. Evet evet. Yani Avrupa için tabii ki 9. sınıftan itibaren diyebiliriz çok rahatlıkla. Ama Amerika ve Kanada için benim hep tavsiyem 11 ve 12. sınıf. Peki bir şey daha,
Mesela Kanada'da devlet ve aile yanı ya da Amerika'da devlet ve aile yanı 30 bin dedik. Kampüs ve özel kaç olur? Gene çok ortalama bir rakam Hı-hı. vereceğim. Aşağı yukarı 60 bin dolar civarında bir rakam. Hı-hı. Amerika için söylüyorum. Evet. Ama Amerika'da özel okulların güzel bir yanı var. Geçen programda da konuşmuştuk, burs veriyorlar. Evet. Evet, Amerika'nın en büyük avantajı evet, o. Yani, her şeye kıymet veriyor evet, diyorum ben. Yani evet, şu, çocuğun piyano çalmasına kıymet verir. Sporcu olmasına kıymet verir. Evet. Aldığı ödüle kıymet verir. Evet. Hepsini değerlendirip bir dosyada evet, yine işte danışman değil mi evet, içeri dosyasını tabii, sunar. Tabii tabii. Ve 60 bin dolarlık bir okulu 28 bin dolara çektiklerini biliyorum. Ben yakın şahit, yani şu anda başlayan bir öğrenci 62 bin dolar civarında olan bir okul 30 bin dolara düştü ve şu an öğrencim başladı. Gördün mü? O da dediğin gibi hazırlanan dosyanın. Ama bu İngiltere'de yok işte. İngiltere buna bakmıyor. İngiltere diyor ki gel paranı ver. Sterlinleri mi? Ondan sonra. Ver diyor evet, ama tabii başarı ortalaması hani çocuk okula başlamadan önceki belki notları ve İngilizcesine bakar. Evet. Ama Amerika her şeye bakıyor. O anlamda kıymet veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu durumda benim, ben mesela Amerika'da eğer lise düşünülüyorsa hep velilerime diyorum ki devlet okulu aile yanından ziyade hı hı, özel okul gidelim. Hı. Ama özel okulda burs takip edelim. Burs takip edelim, onları evet, almaya çalışalım. Evet. Hele yaşı daha böyle 10. sınıf, 9. sınıf biraz erken ama 10. sınıf gibi düşünelim. Hı hı. 10, 11, 12. Hı hı. Özel okul, bursu takip edelim. Dosyayı güzel bir şekilde içeriye sunalım. İçeriye sunalım. Evet. Aşağı yukarı aynı rakamlara denk gelen bir okul muhakkak buluruz. Bulur. Ama evet, öğrencimiz gitsin en azından ilk sene. Mutlaka özel okulda okusun. Sonra zaten devam peki, ediyor. Amerika'yı hedefleyen, mesela bu listede Amerikan üniversitesine hedefleyen bir öğrencinin liseyi Amerika'da bitirmesinin avantajı çok, çok. Çoktur değil tabii, mi? Tabii, tabii. Yani şöyle, 11-12. sınıfta Amerikan müfredatını alıyor. Evet. Üniversiteler kabul ederken hangi müfredattan geldiğine bakıyor. 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 Her ne kadar uluslararası öğrenci kabulü kriterleriyle kabul edilse dahi hı hı, diyor ki benim sistemimden gelmiş. Hı. Şimdi ben orada şöyle bir çözüm buldum. Ne yaptım biliyor musun? Onu seviyorum ben. İngiltere'de Amerikan okulları var ya. Ha, evet. Yani ve IB veriyor. İşte AP de seçebilir. İşte hani illa A-level istiyorsa tabii başka okuldur ama İngiltere'de Amerikan okulları ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani çocuk hem Amerika'daki üniversiteleri hem İngiltere'deki üniversiteleri hedeflemez mi o zaman? Daha böyle hoş olmaz mı? Olabilir, güzel bir yöntem. Değil mi? Geçmişte de ben bazı öğrencilerimi o şekilde gönderdim. Özellikle ben Amerika istiyorum deyip. Heh. Ama yaşı küçük. O kadar uzağa vermeyeyim şimdiden. Evet, 9-10'u İngiltere'de okusun. O evet, zamana kadar belki şekillenir. Tamam ben İngiltere'yi düşünüyorum der. Ama demiyorsa zaten artık ondan sonraki son 2 sene çünkü 11 ve 12'yi de o zaman Amerikan sistemine sokmak için oradan kaydırma yapabilirsin. Büyüyor zaten. İster Amerika'ya gider okur, ister İngiltere'de okur. İster tabii İngiltere ki çok yok, büyük avantaj. Bir de şimdi konu açılmışken çok önemli. O konuda çok soru geliyor bana. Şimdi IB, AP ve A-level var. Veli'nin genel sorduğu soru şu. Bunlar müfredat isimleridir. IB International Baccalaureate'dır değil mi? Türkiye'de de çok vardır. İşte AP ve A-level diye bu 3 tane müfredatı düşünün. Şimdi veli haklı olarak şunu soruyor. Diyor ki benim çocuğum A-level okursa bazı üniversitelere yurt dışında başvuramayacak mı? AP okursa kabul alamayacak mı? Neden IB illaki okusun gibi böyle bir kafa karışıklığı var. İzin verirsen bu konuyla ilgili minik bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi bu üç müfredat da artık öyle bir noktaya geldi ki aslında dünyadaki her üniversiteye başvurabilirsin. Ve kabulünü de mis gibi alırsın. Ha, bir tanesi der ki bana IELTS değil de bir de SAT ver. Yani bir sınav daha koyabilir belki ama artık bence bir çocuk IB mi okumuş, AP mi, A-level mı yapmış aralarında çok bence böyle büyük farklar yok. Doğru. Yani kabullerde. Evet. Sen başarılı olduğun sürece zaten değil mi? Evet. Ama ben bir hoca olarak
Önerin ne diye sorarsan bana IB'dir. Sen ne dersin? Ben şöyle, yani öğrencinin eğer İngiltere'yi veya Avrupa'yı düşünüyorsa, hani biz daha çok buraları düşünüyoruz derse evet IB. Hı hı. Ama mesela dün benim de yaptığım bir görüşmede öğrenci kesinlikle Amerika'yı düşünüyor. Çok net Amerika'yı düşünüyor ve hiç değiştirmedi. O tamam. Zaman o öğrenciyi eğer buradaysa 5 tane AP burada yani işte Amerikan okulundaysa evet. AP hani o zaman ona doğru yönlenecek. Ama IB yapan da Amerika'ya başvuruyor. Tabii. Bak mesela bir tane IB yapmamış bir öğrencim vardı. Amerika'da bir okulu hedefledi. SAT istedi. Ekstra olarak SAT'ye girdi, aldı. Evet. Yani hayır ben seni kabul etmiyorum diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet. IB, AP, A-Level evet. Bunlar Fransız bakalaryası veya işte birçok ülkenin kendi müfredatından mezun olan öğrenci bunların uluslararası özellikle ilk üçü evet. Uluslararası kabul gören müfredatlar olduğunu bilsinler ve çekinmesinler. Burada önemli olan not ortalamasının evet. Yüksek olması. Yüksek olması bir evet. De İngilizce. Tabii İngilizce yani, 7 yani İngilizcenin evet. İngilizcenin çok iyi olması lazım. Ben İngilizcenin zaten hani çok iyi bir İngilizce değilse öğrenci yabancı öğrenci zaten programına başladığı zaman ne kadar zorlandığını bizler biliyoruz. Biliyoruz evet. Yani mesela olaya şöyle bakmamak lazım. Onun altını çok çizmek istiyorum. Bu üniversitelerden bir tanesi demiş ki ya da ilk 10 değil de 20, 30 neyse. Demiş ki mesela IELTS'ten sen 6 alsan da ben sana kabul veririm. Peki girdin 6'yla böyle böyle kitaplar geldi. Okuman gereken. Aynen. Ve hocan çok hızlı konuşuyor, aksanlı konuşuyor belki. Ne bileyim İngiltere'ye bir yerden yerleşmiş birisidir. Yani böyle hepsi de şiir gibi İngilizce konuşmuyor ki canım bunların. 6'yla mezun olamazsın diyorum ben. Mesela 6 ile girersin, üniversiteye çıkamazsın. Çıkarken çok zorlanırsın. O yüzden diyorum ki eğer bana erken gelirsen, yani Ebru Doğdu ya da Güler Taylan'a erken gelirsen bir yurt dışı eğitim danışmanına onun seni işte o 6'dan 7.5'a çıkaracak vakti olur ve sen 7.5'la gittiğinde şıkır şıkır okursun. Çok doğru, çok doğru. 6 ile IELTS 6 ile üniversite kabulü yaptığımız birçok öğrencimiz var. Var. Bu öğrencilerimiz oraya gittiğinde zorlanıyor. Hı hı. Biz öğrencilerimize diyoruz ki ne olursa olsun vakit dar alamıyor diyelim ki foundation'a yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü o zorluğu yaşayacağını biliyoruz. Evet. Varsayalım ki foundation'a da gitmek istemedi. Evet oraya gidiyor. Hı hı. Eğer oradaki süreç içerisinde İngilizcesini ileriye taşıyamıyorsa birinci dönem itibariyle dediğin gibi bölümü bitirirken çok zor. O dediğin çok güzel bir çözüm ama bak ben onu atladım. Benim bahsettiğim direkt kabullerdendi. Hı hı. Ha 6 mı? Çocuğum o zaman foundation oku. Foundation neydi? Foundation hazırlık ama Türkiye'deki hazırlık gibi değildi. Nasıldı? Daha çok müfredat. Yani okuyacağı bölüm ekonomi mi okuyacak? Öncesinde foundation'da hem İngilizce olarak belli bir noktaya taşıyor. Evet. Hem de bazı ekonomi derslerini de ekleyerek alıyor. Ve öğrenci daha asıl programına başlamadan önce foundation'da hazırlanıyor. Hazırlık. Dili de muhteşem gelişiyor. Yani benim bir öğrencim mesela 5,5 IELTS ile gitti foundation'a girdi. 7 ile çıktı. Bir senelik değil mi? Bir yılda. Kendi de ekstra çabalamış. Çünkü ve mimarlık. Kendi ekstra çabaladı. Çok iyi. Yani şimdi o 7 ile gayet rahat okuyacak. Tabii. Ama ben onu 6 ile gönderseydim, 5,5 ile gönderemezdik zaten belki ama 6 ile gönderseydim çok zorlanacaktı bölümünde. Böyle çözümler de var. Evet. Ama İngilizcesiz bu iş olmuyor. Şimdi o zaman bu güzel üniversitelere girmek için iki yol belirledik. Dedik ki... En güzeli tabii yurt dışında lisedir, değil mi? Evet. Bu yurt dışındaki top üniversitelere girebilmek için. Onun dışında yine Türkiye'deki sınava hazırlanmak için de eğitim danışmanıyla çalışılabilir dedik, değil mi? Evet. Son yıllar çok önemli dedik. Şimdi peki neden yurt dışında üniversite? Bir ona geçelim mi? Tabii. Neden yurt dışında liseyle aynı cevap aslında? Yani liseyi kaçırdıysak eğer. Şimdi sen söyleyince düşündüm. Ya da neden yurt dışında yaz okuluyla aynı sebep?
Yani yurt dışında olabilecek her türlü programın bana göre tek hedefi o öğrenci uluslararası arenaya taşımak. Evet. Dünya insanı evet. yetiştirmek aslında. Evet. Yani o insanın bu global evet global insan olma yolunda ne var? Kapıyı açacaksın Türkiye'nin kapısını. Önüne gelen ilk ülke ki sınırlandırmıyoruz. Tabii ki biz diyoruz ki İngiltere, Amerika, Kanada, İngilizce konuşulan ülkeler. Evet. Ama bütçe meselesi, talep farklı bir noktadadır. İyi ki şu anda bütün dünyada neredeyse o kadar güzel İngilizce programlar sunuluyor ki. Yani İngilizce olarak daha doğrusu üniversite ve master programları sunuyor. Ve öğrenciler gerçekten hani bir 10 sene öncesine, 15 sene öncesine göre çok çok daha şanslı durumdalar. Evet. Gidip Almanya'da da İngilizce bölüm okuyabiliyor. Fransa'da i̇şte bak, o da. Çok, çünkü tabii. Almanya'nın en büyük engeli oydu değil mi? Evet. Hala da Almanca mı öğreneceğim, Almanca mı öğreneceğim hani... diye böyle dertleniyorlar ama bölüm evet. İngilizce tabii olabiliyor. Almanya işin kolayını bulmuş gayet evet. güzel. Çünkü ister istemez ülkeler birbirlerini takip ederken birbirlerinin eğitimi ve eğitim pastasından almış olduğu miktara bakarak da hareket ediyorlar. Tabii. Almanya çok önceden bundan 15-20 sene önce Almanya'ya girdiğinizde kapıdan vize kontrolü yapıldığında eğer İngilizce konuşuyorsanız cevap vermiyorlardı ki kendileri çok iyi İngilizce biliyorlar. Ama şu anda gayet güzel İngilizce konuşuyoruz. Çünkü artık o... Mecbur kaldı. yani sistem de o yönde değişti. Ama şimdi tabii. Almanya gerçekten inanılmaz seçenekler sunuyor. Neden üniversite kısmında gerçekten eğer yaz okulu yapılmadıysa veya yapıldıysa, lise okunduysa veya okunmadıysa, lise okunduktan sonra zaten yurt dışında üniversite birazcık hani ister istemez sonraki aşama oluyor. Evet. Master onu takip eden bir aşama oluyor ister istemez. Ama diyelim, aslında yurt dışında lise o zaman şunu kastediyoruz. Yurt dışında lise, yurt dışında üniversiteyi garantiliyor zaten. Tabii. Onu diyoruz. Tabii tabii. Evet. Tabii tabii. Onu diyoruz. Ha onu yapamadık. Yine kendi becerilerin ve kabul şartlarını yerine getirmek suretiyle tabii. yine yani, gidersin. Şimdi şöyle bir şey var. Şu anki nesil yani biz bunu konuşmuştuk. Seninle hep konuşuyoruz aslında. Liseye kadar olan dönem içerisindeki farkındalık, o dönemin, o yaş grubunun farkındalığı çok yüksek. O yüzden eskiden biz hani üniversitede gidip cesaret edip okuduğumuz zamanla şu anı karşılaştırdığımızda şu anki çocuklar çok daha hazır yurt dışında okumaya. Çünkü adaptasyona daha eğilimliler artık. Başlarına o kadar çok şey geliyor ki çocuklara. Evet. Çat okulu kapatıyorsun. Deprem oldu. Dünya kapanıyor. Tabii, kapılar tabii. kapanıyor. Aa online bir ders çıktı. Evet. Ben şimdi derslerimi online mi yapacağım? Evet. Aslında o konfor alanlarından onları çıkarmak bence evet. pozitif anlamda da dönüyor. Tabii, şimdi tabii. mesela şu anda birkaç saat sonra uçacak. Biraz geç kaldılar. Vizeye geç başvurduk. Çok tatlı Antep'ten çok sevdiğim bir öğrencim. Daha küçücük yani 10. sınıfta liseye gidiyor şimdi İngiltere'ye. Oh, ay harika. Bir görsen, bir bilinçli. Arıyorum, diyorum ki Perincim heyecanlı mısın kızım? Biraz bir gerginliğim var falan. Ya bak şimdi cevaba bak. Yani cevabı veriş bile çok olgun net, değil mi? Duygularının farkında. Evet. Diyorum ki Perincim bak şimdi sana bir link göndereceğim. Bu linke tıklay. Tamam ben biliyorum yaptım onu denedim dün diyor. İşte harika. Yani üniversiteye geldiğin zaman şöyle düşünebiliriz. Yani benim açıkçası düşünce tarzım şu. Buradaki o konfor alanı var ya, o öğrencilerimizi, yani daha doğrusu çocuklarımızı işte koruyoruz, kolluyoruz, her şeyi biz onlar adına karar veriyoruz ya. Öğrenci bu farkındalıkla lisenin sonuna kadar burada kaldığı zaman o artık birazcık karakterine dönüşüyor. Evet. Yaşam biçimine dönüşüyor, değiştirilemez ya da daha zor değiştirilebilir. O noktada üniversiteye geldiğin zaman öğrenci yurt dışına gittiğinde bir lisede gidene göre bir tık daha zorlanıyor. Bir tık. Evet. Evet. Ama oluyor mu? Oluyor. Tabii. Gayet de güzel. Ki Türk öğrencilerimiz bizim üniversiteye çok yoğun olarak gidiyorlar. Favorin hangi ülke yurt dışında üniversite için? Yani şöyle tabii ki öğrencinin durumuna göre ama çalışabileceği ülkeler biraz daha popüler. Yani hangisi İngiltere mesela? Gibi, İrlanda gibi. Kanada gibi, Avustralya gibi. O zaman İngiltere, İrlanda, Kanada, Avustralya üniversite için evet, önerdiğimiz. Yani Almanya, Avrupa'da da belli ülkelerde master veya Belçika undergrad yaptığın ya. Şey. Pardon. Lisans yaptığın zaman sonrasında 18 ay çalışma izni var. Aslında birçok ülke, birçok program, birçok
seçenek mevcut şu anda. Artık bir de ülkeler şunu yapıyor. Geldi ya, kaliteli göçmen gelmiş oluyor. Evet. Yani okuyacak, okuduktan sonra ben bundan faydalanabilirim diye vizelerini uzatıyorlar çocukları. Evet. Değil mi? Kal evet, diyor. Evet. Mesela İngiltere üniversiteyi okuduktan sonra 2 yıl kal diyor. okurken çalışmana izin veriyor. İrlanda öyle değil mi? İrlanda yani, sonrasında vatandaşlık yolunu bile açıyor. Kanada'da aynı şekilde. Kanada'da. Yani vatandaşlık yolunu en güzel açan ülkelerden. Bir tanesi hala. Şimdi bütün bu ülkelerin hepsini reklamlardan sonra güzelce bir toparlayacağız efendim. O zaman yurt dışında üniversite için böyle bir toparlayalım mı ülkeleri? Toparlayalım. 1. İngiltere. 2. Amerika. 3. Kanada. 4. Avustralya. Okey. 5. Avrupa'nın tamamı. Hepsi yani. Hepsi. Yani şimdi burada önemli olan tabii ki ne okumak istediğiniz daha çok değil mi? Ne okumak istiyorsun, seni nereyle eşleştirsin? Kim yapacak bunu? Kim? Güler Taylan Official. Ebru Doğdu official yapacak efendim. İyi yurt dışı eğitim danışmanlarıyla çalışın lütfen. Bilmiyorsa yani çalışamıyorsak da okuyarak ya da böyle eğitim programlarını izleyerek öğrenebilirsiniz. Efendim bizi izleyen gözlerinize, buradaki niyetimizi anlayan aydınlık zihinlerinize, kıymet bilen her yerden mesajlar atan, sevgi dolu sözcüklerle bizi mutlu eden yeni veliler, yeni öğrencilerimize, veli ya da öğrencimiz olmak zorunda değilsiniz dediğim gibi o kalbinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte sevgili partnerim Güler Taylan Akar ile karşınızda olacağız. Hürriyet.com.tr'den Ebru Doğdu ile eğitim yolculuğu yazılarımı da lütfen okuyunuz. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Eğitimden, bilimden, baş öğretmeninizinden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun. Hoşçakalın.